Şimdi 30 Mart seçimlerinde malum tam da saatlerin bir saat ileri alındığı döneme denk geldik. Ama seçim çalışmalarının özellikle sandık kurullarının ve seçim il koordinasyon merkezlerinin bundan etkilenmemesi için biz normalde cumartesi pazara bağlayan gece saat 3'de bir saat ileri alıyorduk. Şimdi biz bunu pazarı pazartesiye bağlayan geceye aldık. Yani seçim gününde saatlerin etkilenmemesi için Bakanlar Kurulu kararıyla bunu bir gün değiştirmiş oluyoruz. Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatler bir saat ileri alınacaktır. Yani seçim bitmiş olacak. Sandıklar sayıma girmiş olacak. Nihai neticeler çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama o gece içerisinde saat değişimi yapılacak. O açıdan vatandaşlarımızın seçim zamanında bundan etkilenmemesini özellikle düşünerek böyle bir karar aldı Bakanlar Kurulumuz ve rahatlıkla mevcut saatlerle bu seçim inşallah sıhhatlice yapılmış olacak. Belki bir saatten dolayı oy kaybına herhangi bir partinin oy kaybına sebep olmaksızın bunlar gerçekleştirilmiş olacak. Bunu da kamuoyuyla paylaşmak istedim. En fazla Türk Hava Yolları gibi, telekomünikasyon şirketleri gibi, işte Diyanet İşleri Başkanlığı gibi, uluslararası bankacılıkla alakalı işlemler gibi birçok konuda bunları inşallah uygulaması yapılmış olacak. Herhangi bir aksama söz konusu olmayacaktır. Değerli basın mensupları tekrar teşekkür ediyorum ve bütün mesai arkadaşlarıma da koymuş oldukları emekten dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.